Sürekli şükretmeyen insanın hali inanın bana çok acınası gözüküyor. Yani biz bir gözün hakkını veremeyiz. Bakın bir yağ parçası görüyor. Allah bize akıl vermiş. Bakın kainatta bize verilen ırk olarak sadece bize verilmiş akıl. Yani hakiki manada akıl. Bu aklı biz kötü şeylere de kullanabiliriz, iyi şeylere de kullanabiliriz. Yani aklımıza şükretmemiz lazım. Eğer yeterli değilse çalışmamız lazım. Yani insanların en ufak bir iyiliğine karşı böyle defalarca, 10 defa, 100 defa teşekkür eden insanlar sonsuz nimetler sahibi Allah'a yani şükretmemesi bana çok garip geliyor. Yani bir patronun sana bir ekstra bir ücret verdiğinde bir ne bileyim Ramazan ayı geldiğinde, bayram ayı geldiğinde bir gıda erzağı bulunduğunda bir sana fazla performans ücreti verdiğinde 10 defa 100 defa patronuna teşekkür ediyorsun, önünü ilikliyorsun, hizaya geliyorsun toplumca tabire. Ama sana her türlü her şeyi veren Allah'a şükretmiyorsun. Bu bana çok garip geliyor ve acınası geliyor. Yani insanın parmaklarını oynatabilmesi, göz kırpabilmesi, uyuması, tuvalete gidebilmesi bile şükür gerektirir. Milyonlarca örnek sayabilirim size. Buna karşılık en ufak sıkıntıda da şekva ediliyor. Bu da ayrı incelenmesi gereken bir konu. Yani kainatta biz toplu iğne ucu kadar bir yerde, bir yerin içinde yaşayan canlılarız. Bakın toplu iğne ucu kadar bir yerin, yani dünyanın içinde yaşayan canlılarız. Ama her şey şekva ediyor. Ya gözlerimiz bizim her şeyi görmüyor. Aklımız her şeyi almayabilir. İşte beynimiz her şeyi almayabilir. Oysa Allah herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutuyor. Bakın adaleti görüyor musunuz? Allah herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutuyor. Ve herkese yaşama izni veriyor. Kendisine şekva edene de yaşama izni veriyor. Kendisine sabah akşam şükreden kullarına da izin veriyor yaşamasına. Niye? Dünya hayatında ahireti kendi cüzi iradenle kazanabil diye. Ama biz dünyaya dalıp Allah'ı unutursak biz zaten çukura yuvarlanmışız demektir. Sırat dünyada geçilir. Ahireti beklemeye gerek yok. Cennet ne sensin? Cehennem de. Yani esas dert dünya işleri, makam, şöhret, para kazanmak bunlar değil. Esas dert son nefeste ilk nefes gibi düzgünce gidebilme. İnsan doğduk, insanca gidebilme öbür tarafa. Allah bizleri doğru yoldan ayırmasın. Allah'ın verdiği nimetlere sonsuz şükürler olsun. Allah bizleri verdiği nimetlerin kıymetini bilen ve şükredebilen kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Bir de size ufak bir küçük bir şiir okumak istiyorum. 3 günlük dünya yahu, birini çektiklerine say, birini sevdiklerine ve birini de beklediklerine. Çektiklerine imtihan de, sevdiklerine şükür, beklediklerine de ya nasip de gitsin. Tüm günahlar da şükürsüzlükle açılmıyor mu? Bakın, tüm günahlar da şükürsüzlükle açılmıyor mu? Şükürsüzlüğe girdiğiniz an şeytanın oyuncağı olmuşsunuz demektir. Ne kadar kitap okursanız okuyun, ne kadar Allame-i Cihan olsanız da olun, o kitaplar size bir şey katmamış. Sadece ben demişsiniz, biz demeyi unutmuşsunuz. Bu yani hangi makama gelirse gelsin, tüm insanlar için geçerli. Eğer sadece bir insan kendine yontuyorsa her şeyi, kendine gayret ediyorsa, başkalarına hiçbir yararı yoksa, dedim ya o kitap okuyanların sadece kendine faydası varsa veya okumayanların, ticaret yapanların sadece kendine faydası varsa, inanın biz çoğu değerimizi kaybetmişiz demektir. Birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz. Şükredersek Allah nimetini arttırır ama şekva edersek Allah nimetini çeker. Her gün belalar, musibetler, hastalıklar gelir. Bunlar bile bir şükür meselesi diye bakıyorum ben. Bu belalar, musibetler, hastalıklar sayesinde insan olgunlaşma sürecine giriyor. O olgunlaşma sürecini kaçırmamak gerekir. Şekva etmemek gerekir. Musibete uğradığın anda, hastalığa uğradığın anda, zulme uğradığın anda, o zulüm, musibet, hastalık geçtiğinde çıkan insanla o süreçteki insan aynı olmuyor. Olgunlaşmamıza vesile oluyor. İnsanca yaşamamıza vesile oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.